Osmanlı Devleti ile ilişkisi ve ilgisi hep oğla gelmiştir. Yani bunu daha öncesinde Venedikliler, Cenevizlere kadar götürmek lazım ama kastedilen burada birliğini sağladıktan sonra Osmanlı Devleti'ne dönük siyaseti anlaşılması gerekir. 1880'lerden itibaren İtalya'nın başta Trablusgarp olmak üzere Osmanlı Devleti topraklarına ilgi göstermeye başladığını biliyoruz. Öncelikle Trablusgarp'ta bir keşif harekatı, bölgeyi sahiplenme, bölgenin İtalyan kamuoyuna tanıtılması gibi bir takım çabalar söz konusu olmuştur. Özellikle arkeoloji heyetlerini göndermek suretiyle. Aynı zamanda Avrupa'daki siyasi gelişmelerden de faydalanmaya çalışmıştır İtalyanlar. En azından bu gelişmeleri takip etmişlerdir. Osmanlı Devleti'nin giderek güçsüzleşmesi, Osmanlı Devleti'nin başta İngiltere olmak üzere Avrupa devletlerinin desteğini yitirmesi, İtalyanların hedeflerine ulaşmaları konusunda biraz daha cesaretlenmelerini, biraz daha mesafe kat etmelerini sağlamıştır. İtalyan kamuoyunun Osmanlı Devleti'nin bölünmekte olan, parçalanmakta olan Osmanlı Devleti'nin bir yerlerine yerleşmesiyle ilgili çabaların, fikirlerin 1900'lü yılların başlarında başladığını biliyoruz. Yavaş yavaş İtalyan kamuoyunun etkili kalemlerinin Osmanlı topraklarında İtalya'ya yer yok mu şeklinde soruları gündeme getirdikleri, bunu kitaplarına, makalelerine başlık yaptıklarını biliyoruz. 1911'e kadar, Trablusgarp'ın işgaline kadar olan dönem İtalya bakımından ön hazırlık, aynı zamanda uluslararası gelişmelerden faydalanma, İtalyan kamuoyunu hazırlama, aynı zamanda da Osmanlı Devleti'nin yaşamakta olduğu sıkıntıları yakından takip etme dönemi olarak özetlemek mümkündür.